Okul bitti. Notlar girildi. Not girme süresi bitti. Hala notunu girmeyen hoca vardı. Dördüncü sınıf dersinde. Bu ne demek biliyor musunuz? Okulu bitirdiniz. Mezun olmanız gerekiyor. Bütün notlar açıklanacak. Bir hoca artık ne yaşadı? Belki kişisel problemleri vardı. Bilmiyorum. Gram umurumda değil. Asistanına girdirseymiş. Belki de başka bir problem vardı. Ders notlarını kaybetti belki de. Hiç beni ilgilendirmiyor. O zaman dijitali alsaymış. Ama yahu insanlar mezun olup olamadığını öğrenemedi ya. Yani okul bittikten notlar açıklandıktan mezuniyet durumu belli olması gereken tarihten bir hafta sonra not giren hoca var. Yani hani yapma gözünü seveyim bir hafta boyunca insanlar mezun olduk mu acaba olmadık mı acaba. Aslında notlar iyi ama şimdi son not da açıklanmadan bir şey diyor. Mezuniyetini söyleyemedi. Okul bitti mezuniyet mezun olup olmadığını bilmiyor adam da. Not girilmemiş çünkü yani. <laughs> Herkese merhaba. Bugün size otel Elektrik elektronikle ilgili yaşadığım 8 derdimi anlatmak istiyorum. Bu sayede benim yaşadıklarımı siz yaşamazsınız. Belki okul bir ders çıkarır. Kim bilir ben anlatayım da benden çıksın. Birinci maddemiz geri bildirimsizlik. Ulan en kötü maddeyi en başa koymuşuz. Feedbacksizlik. Bundan çok çektim. Hayattan bezdim. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Feedbacksizlik yani geri dönüşsüzlükten kastım ne? Ot diye girersiniz elektrik elektroniğe. Birinci sınıf çok güzel matematikti, fizikti, cartta, curtta geçersiniz. Lisede öğrendiklerinizin aynısını bir daha yazarsınız. Geçersiniz, devam edersiniz. Çok güzel. İkinci sınıfa bir geliyorsunuz elektrik elektronik derslerine. Oh, çok güzel. İkinci sınıfta baş... ikinci sınıfta başlıyor bu. Bizim hocaların huyudur. Sınava girersiniz. Yaparsınız. Ne öğrendiyseniz, ne öğrenmediyseniz. Çıkarsınız. Sonra not. Not yok. E sınav, sınav soruları? Sınav soruları da yok. Sınava giriyorsun. Ders not alacaksın. Bir şey öğreneceksin. Notun yok. Doğru mu yaptın, yanlış mı yaptın? O da yok. Kısmet hissedeceksin. Sen dersine çalışacaksın, ispatlayacaksın. Sanki mübarek eğitim kurumu değildi, akreditasyon merkezi. Yani hani şey, e, kendi öğrettiğini öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmediysem söyle ki değiştireyim. Bu bir sınavda, iki sınavda çok sorun olmuyor. Ama şöyle düşünün. Belki şey anlamış olabilirsiniz. Bir iki hafta geçe çıkıyorlardır. Yok, öyle değil. Bir dönem 3 ay ya. Siz ilk, ilk, bir ilk bir ayında öğreneceğinizi öğreniyorsunuz. Ondan sonra ilk midterm'e giriyorsunuz. Çok güzel. Sonra ikinci midterm yaklaşıyor. İlk midterm sonuçları açıklanmamış oluyor. Dolayısıyla siz ilk midterm'de öğrenip öğrenmediğinizi de bilmiyorsunuz. Yani bir şey öğrendiniz. Yazdınız sınava. Çok güzel. Ama doğru mu yaptınız yanlış mı yaptınız bilmiyorsunuz. Sonra ikinci midterm geliyor. İkinci midterm'e giriyorsunuz. Birinci midtermde zaten yanlış yaptıysanız ikinci midtermde çıkarsa yine yanlış yapıyorsunuz. Neyse hadi burada şöyle kurtarıyorlar. İlk midtermde ilk bir aylık konulardan soruyorlar. Genelde ikinci midtermde de ikinci bir aylık konulardan soruyorlar. Dolayısıyla ilk midtermde yanlış yaptınız. ikinci midtermde yaptığınız şansınız yok. Çünkü o kadar çok konu doldurmuşlar ki konuların içerisine. Zaten ikinci midterme sığmıyor onun konuları. İyi e, hadi onu da geçtik. Sonra finaller geliyor. Finalleri bir buçuk hafta kala hop birinci ikinci midterme sonuçları açıklanıyor. E ee, ne yapayım ben şimdi? 2 gün sonra final var. 3 gün sonra final var. 7 gün sonra final var. 8 gün sonra final var. Ben şimdi kalkacağım gideceğim. Senin odana geleceğim hocam. hocam. Gideceğim. Kağıdımı inceleyeceğim. Neyi yanlış yaptığımı anlayacağım. Ta 2 ay önce, 2,5 ay önce yaptığım yanlışı anlayacağım. Hatırlayacağım ne yazdığımı. Ondan sonra ha yanlış yapmışım diyeceğim. Bir de itiraz edeceğim eğer yanlış yapmışsa tabi. Hoca yanlış okuduğunu düşünüyorsam. Çok güzel öğreneceğim. Ondan sonra kalan 1,5 hafta içerisinde de yanlış yaptığım şeyi öğrenip düzeltip finale gireceğim. Mükemmel, harika gerçekten. Bu yine iyisi. Yani bazen bir buçuk hafta açıklanıyor. Finalden sonra midterm ikinci midterm e açıklanan ders var ya. Yani hani insan birazcık utanır artık açıklamaya. Bitti gitti finale girdim artık notu aldım geçtim kaldım. Ne yapacağım o saatten sonra? Gelip senin notuma mı bakacağım yani hani? Bu çok büyük sıkıntı. Bundan çok muzdariptim. İnşallah bu sesim bir yerlere duyulur. Allah aşkına bunu duyurun. Bunu çözelim arkadaşlar. Yani bu hocaların üşengeçliği midir, hocaların umursamazlığı mıdır bilmiyorum. Asistan yetersizliği midir? Bazen yetersiz diyorlar çünkü 200 kişi mübarek bölüm, bir kişi iki kişi değil ki. Okumak da zor anlıyorum. Ama bu şekilde olmaz yani hani şey. O zaman bir midterm yapalım. Ben sınavda neyi yanlış yaptığımı anlayıp bir sonraki sınava düzeltemeyeceksem ilk sınavın amacı ne? Direkt finale gireyim zaten. Hiçbir şey öğrenemiyorum ben sınavda çünkü yani. Hani bir tane finali çak de öğrendiysem öğrendim zaten. Hani yapacak bir şey olmuyor. Neyse ikincisi yine üşengeçlik demişken bir üşengeçlik konusuna daha geleceğim. Şimdi dedik ki bazıları midterm okumuyor. Evet çok kötü. ondan daha, daha kötüsü var mı? Evet mesela öğrendim mi öğrenmedim mi bilmiyorum ya. Neden bilmiyorum diyeceksiniz. Çünkü büyük ihtimal derste de öğrenmedim ben onu. Çünkü derslerin %60-70'ine gidiyorsun. Hoca okuyor 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 kitabı. Çok güzel, harika, sesli kitap, seslendirilmiş kitap. Dinliyorsun. Yani ön sıraflarda notlarını alabilirsin. Tahtaya bir şeyler yazdı. Çok güzel, harika. Kitap yazanların aynısı. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi ben dersi nereden öğrenmem gerekiyor evdeyken? Kitaptan. Sınıfa geliyorum. Ben sınıfta ne yapıyorum? kitabın tahtaya yazılmış halini görüyorum. Tekrar deftere, deftere yazıyorum. Yani hani şey kitaptan deftere, defterden benim pardon kitaptan tahtaya, tahtadan deftere bir akış var. Çok güzel, harika. O zaman ben bu sınıfa niye geliyorum? Zaten direkt kitabı okuyayım. Kitaptan deftere geçireyim. Aradaki geçişe gerek yok hocam. Bakın mühendislik bir sürü şey öğrendim sınıfta. Hemen optimize ediyorum sistemi. Mezun olmanın faydaları. Bakın. Bakın mezunum. Bu da belgem. Mezun olmanın faydaları. Hemen optimize ediyorum sisteminizi. Neden geliyorum? Yani bir yaklaşık %50-60'ında da derslerim maalesef hocalar sesli kitap anlatacak. Ama şöyle bir şansınız var. Şimdi 200 kişilik bir bölüm. Evet çok güzel. Genellikle en fazla 4 hoca düşüyor bölüm derslerinde. Seçmeli dersler hariç son sınıflarda aldığınız. Peki bu 4, de, 4 hoca düşüyor. 4 hocaya böldüğünüzde önceden de kalanları kattığınızda sınıf başına 60-70 kişi oluyor. Diye düşünebilirsiniz. Ama ve lakin yoklama ile not alınıyor olsa dahi gidip de A hocasına ders almaya giden insanlar tanıyorum. Şöyle oluyor bazı derslerde gidiyorsunuz. Bir section, bir, hoca, bir hocanın verdiği ders, X hocasının verdiği, A, A hocasının verdiği sınıf 150 kişi. Diğer hocaların verdiği sınıflar 25 kişi. Onlar da otomatik zombi modda gidiyorlar. Yani niye gidiyorlar onu da anlamış değilim. Çünkü bir tane hoca anlatıyor, üç tane hoca kitabı okuyor. Ha diyeceksiniz ki hocalar kötü mü? Buradan bunu mu çıkarmalıyız? Kesinlikle değil. Hocalar dünyanın en tatlı insanları. Kitabı okuyan hocalar da dahil buna. Hocalar Türkiye'de gördüğüm en bilgili, en tecrübeli hocalardan. Kesinlikle konuya hakim olduklarından çok adım gibi eminim. Sorun şu. Buradan üçüncü maddeye geçiyorum. Hocalar hocalık yapmak istemiyor. Yani hani Amerika'da bir sistem vardır. Teaching assistant, research assistant. Aynı şekilde bazı hocalar ders verir, bazı hocalar araştırma araştırma yapar. Bazı hoca gider söndü atomu parçalar, bazı hoca gelir sınıfta ders anlatır. Girin, açın. Bu arada ben bunun farkında değildim. Bizim ben dünyanın her yerinde, Türkiye'de bu aynıdır diye düşünüyordum. Sonuçta dünyanın ilk 500'üne, 300'üne, 200'üne kafasına göre siz hangi şeyden almak istiyorsanız giren bir üniversite. Ondan sonra şöyle bir şey oldu. Ya ben bu dersi anlamıyorum dedim. Yani hani bu şekilde gidecek gibi değil. Gittim. Gittim ondan sonra MIT'nin Stanford'ın Open Course girdim internetten. Bir baktım. Ah bu öğretilebilen bir şeymiş. Bunu illa kendin öğrenmen gerekmiyormuş. Bunu hocalar da öğretebiliyormuş. İnanın yani yeryüzünde öyle hocalar var ki oturup ben film izle, bazı izlediğim filmlerden daha çok zevk aldığım hoca oldu ya. Yani MIT Coursera'da Yemin ediyorum çekirdek çitlete çitlede böyle popcorn patlata patlata dinlediğim ders var yani aynı şeye. Hakkını yemeyeyim bizim de okulda da var. Kaç tane var derseniz %20'yi geçmez. %80'i çok hevesli çalışmıyor. Bana sorarsanız bizim okulun şöyle bir problemi var. Herkes research hocası olmak istiyor. Herkes araştırma yapayım derdinde. Herkes atomu parçalayayım, yeni bir şeyler bulayım, teoride çalışayım, dünyada iyi olayım, adım duyulsun, makale çıkayım diyor. Hoca çok iyi, çok güzel. Bunları yap. Akademisyen hiçbir sıkıntımız yok da. Arada bir ders de ver. Vermeyeceksen de sal. Başkası versin. Sal. Sistemi değiştirelim. Sal. Başkası versin. Anladığım kadarıyla ülke de çok izin vermiyor bu sistemi değiştirmeye. Salamadıkları için böyle hani vermek istemeyen hocalarla dinlemek istemeyen öğrenciler bir arada buluşuyor. Bir şeyler öğrenmek zorunda kalıyorsun. Ama hoca konuyu çok iyi bildiği için sınavda da çok güzel soruyor. Ondan sonra sen sınavda o çok güzel soruları geçmek için çok güzel çalışman gerekiyor. E yine kendini öğreniyorsun. En sonunda ne oluyor? Şimdi hoca kendisi çalışmış. Buraya kadar getirmiş. Çok güzel. Harika. Buraya kadar bir bilgi birikimi edinmiş. Mezun olurken. Ne oluyor? Sen çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Hoca burada mezun olurken hoca sonra buraya gelmiş. Sen hocanın mezun olduğu yere geliyorsun yine. Ne oluyor? Ne oldu? E ben yine benden 20 yıl önce mezun olanla aynı yere geldim. Aynı şeyleri öğrendim. Aynı şeyleri tekrarladım. Sene sonunda anket yapıyorsun. Anket e ee, ben ankette bütün gördüğüm söylemişim. Sonra ne olmuş? Yok. Aynı yerdeyiz. Seneye gelmişim. Yine aynı hocalarla aynı dersler açılmış. Aynı yine 65 sınıf başı 60 öğrenci olması gereken yerde yine bir sınıfta 150 kişi var bir sınıfta 30 kişi var çünkü bir sınıftaki hocanın dediğini hiç kimse anlamıyor diğer sınıftaki hocanın dediğini anlıyor ama diğer sınıfta da hocayı göremiyorsun 150 kişi olduğu zaman her yerden sandalyeler çekilmiş zaten okula okulu yapmışsın amfi yapmayı unutmuşsun ben kesinlikle 200 kişilik olduğunu sanmıyorum bu okul ilk açıldığında açıp bir ara bakalım yahu 200 kişilik bölümde 3 tane amfi olur mu ya? Bir tanesi de ben orada okurken yapıldı yani hani. Bağışlarla. Ya dümdüz sınıf yapmak nedir? 80 kişiyi dümdüz sınıfa koyarsanız arkadaşlar 10. sıradaki kişiler hiçbir şey görmüyor. Size garantisini veririm bunu Görmüyorsunuz. Ama anladığım kadarıyla şöyle bir mantığa gitmişler. Zaten bir yerden sonra öğrenciler derse gelmemeye başladığı için birçok sınıfta birçok hocanın dersinde 10. sıraya kalamıyorsunuz. Zaten 3. sıradan sonra Finito bitiyor yani hani dinleyen öğrenci kalmadığı için bitiyorsunuz. Neyse onu da öyle çözmüşler. Onun dışında devlet okul olmasının getirdiği bazı dezavantajlar ve avantajlar oluyor. Avantajı ucuz oluyor. Size sürekli bir yerden para çukkalamaya çalışmıyorlar. Dezavantajı ise yavaş yavaş gidiyor her şey. Yavaş yavaş. Bir şeyler çalışmıyorsa, yanlışsa, işte hocaları teşvik edecek bir sistem yoksa, Önümüzdeki 30 sene içerisinde gelir. Yani hani çok bir acelemiz yok. Sakin sakin, emin adımlarla ilerliyoruz. Neticede kaçan yok. Puanlarımız aynı, gelen öğrenciler aynı. Yine ilk 2000'den alıyoruz. Okulun seviyesi düşmüyor. Yani hani aynı eğitimi veriyorlar. Yani bakıyorum şu anda da aynı. 20 sene önce de aynı, 30 sene önce de aynı. Önceden mezun olan arkadaşlarım var. Bir ara onları da getirin birlikte konuşuruz. Yani eğitim seviyesi bir yerin 30 yıldır, 40 yıldır hiç mi değişmez? Bakın bu iyi bir şey. Evet, hiç geriye gitmemiş. Ama hiç ileri de gitmemiş. Yani hani aynısını 40 sene önce ne veriyorsak, bu arada 40 senelik hocalar da var. Onlar hakikaten aynısını veriyor. Yani hani 40 sene öncenin çıkmışlarını ve defterlerini alıyorsunuz, birebir aynısı çıkıyor. Ha üşengeçliğe geldiğimiz zaman şöyle bir şey oluyor. Mesela sınava giriyorsunuz, 2 sene öncenin sorularının aynısı çıkmış. Genelde bunu 2 sene, 3 sene, 5 sene aradan bir karma yapıyorlar. Sayıları değiştiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bir ara ben oradayken ama bir tane hoca artık iyice artık salmış demiş. Ya ne uğraşacağım arkadaşlar beni yormayın deyip birebir 2 sene önceki sınavın aynısını sormuştu. Ondan sonra büyük itirazlar oldu. Çünkü bir grup çıkmışları almış, bir grup çıkmışları alamamış. Dolayısıyla eşitsizlik olmuş falan filan. Ee, son olarak seçmeli derslerden bahsedeyim. Seçmeli dersler çok seçmeli değil. Seçmeli diye geldiyseniz yalan. Yani hani böyle 4 tane ders var, 3'ünü seçiyorsunuz. Çok bir seçme hakkınız yok. Daha çok seçmemeli. Bir tanesini seçmiyorsunuz. Hani seçmekten ziyade bir tanesini seçmiyorsunuz. O şekilde çözülüyor. Bir tek dördüncü sınıfta gerçekten ana alanınıza göre seçiyorsunuz. Ki benim için bu çok önemliydi. Açıkçası ben bilgisayar alanını okumak için girdim bölüme ilk girdiğimde. İlk girdiğimde de. O yüzden de çok zorlandım. Neden? Çünkü ikinci, üçüncü sınıfta ne kadar öğrenmek istemediğim bilgi varsa... ...ne kadar sınavından çıktıktan bir saniye sonra unutacağım bilgi varsa... Elektrik elektronik olduğu için bölümün adı. Çünkü bakın. Elektrik elektronik. Sadece elektronik olmaz. Sadece elektrik olmaz. Ha şöyle bir şey var. Elektrik elektronik bölümünde okudum ama bilgisayar alanında uzmanlaştım. O da çok ilginçtir. Çok çeşitli derslerimiz var. Bu çok iyi bir şey bir yandan. Elektrik, elektronik neredeyse her alanında bir bilginiz oluyor. Her konuşmada, her bir yerde bir şeye bir laf yetiştirirsiniz. Sıkıntı yok. Ama gel gör ki şöyle bir problem oluyor. Son sınıfa gelene kadar asla bilgisayarla ilgili bir ders almıyorsunuz neredeyse. Üçüncü sınıfın üçüncü, ikinci döneminde birazcık alıyorsunuz. Bir, acık minnacık bir iki tane seçmeli ders arasından o seçememediğiniz seçmeli derslerden alıyorsunuz. Ondan sonra bir tek dördüncü sınıfta. Yani bu da şuna, şuna sebep oluyor. Siz benim gibi elektrik elektronikte işte bilgisayar alanında okumak için geldiyseniz şöyle bir şey oluyor. Üç sene boyunca okumuyorsunuz. 3 sene boyunca 4. sınıfı okuyabilmek için e, sınavlara giriyorsunuz. Bir şeyleri ezberliyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Eğer bilgisayar hedefliyorsanız mesela. Altyapı oluşturduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama oysa ki 4. sınıf derslerini bana 1. sınıfta da verseniz. Ben aynı performansı göstereceğim. %100 yüz eminim. Zaten 1. 2. 3. 1. sınıfta ortalama böyle başlıyor. Sonra böyle bir dibi buluyoruz. 3. sınıftan sonra 4. sınıf dersleri başlayınca tekrardan fırlıyoruz. Neden? Çünkü ben 4. sınıf derslerini almaya geldim zaten. Ya Zaten 1. sınıf Lisenin aynısı. Lise, zaten ODTÜ'ye girdiyseniz muhtemelen lisede iyi bir şeyler öğrenmişsinizdir ya da ezberlemişsinizdir. Sıkıntı yok. İlk, birinci sınıfa aynı şekilde devam ediyorsunuz. İkinci sınıf o kadar çeşitli, o kadar çok ders alıyorsunuz ki bir kafanız yanıyor gidiyor. Zaten yarısını hatırlamıyorsunuz. Normal insanlar için bahsediyorum. Çok dahi, çok muntazam, güzel insanlar var. Eminim hepsini hatırlıyorlardır. Normal insanlar için bahsediyorum. Onları tenzih ederekten. Ondan sonra size yine iş tecrübenizi soracaklar. Yine e, ODTÜ'de neler yaptığınızı soracaklar okul dışında. Ee, yine hangi dersleri daha çok sevdiğiniz, neler öğrendiğinizi soracaklar. Ama en azından bunu buna niye girdim ben bilmiyorum. Bu kadar. Bu arada not girilmiyor dedim. Eklemek istiyorum. Feedbacksizlik konusunda gerçekten çok muzdariptik. Yahu ben size dedim mesela final sınavından bir buçuk hafta önce açıklanmış notlar var dedim. Öyle durumlar var ki bu gözler nelere şahit oldu. Yani hani yapma gözünü seveyim bir hafta boyunca insanlar mezun olduk mu acaba olmadık mı acaba aslında notlar iyi ama şimdi son notta açıklanmadan bir şey diyor mezuniyetini söyleyemedi okul bitti mezuniyet mezun olup olmadığını bilmiyor adam da not girilmemiş çünkü yani hani hani bu uç seviyeye çıkmışlıkları da oluyor bazen çok spesifik durumlarda az nadir durumlarda devlet okulu güzel ee, yine olsa gider miyim giderim bir sürü dertlerimi anlattım size bir sonraki Şurada tıklayarak diğer videomdan da neden Otot elektrik elektronikte okuduğumu, neden yine olsa yine Otot elektrik elektronikte okuyacağımı eee sizlere anlatıyor olacak.